Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Ömen. Trump'ın imzalamış olduğu koronavirüs yardım paketini veya çeklerini almak Green Card sahipleri için Amerikan vatandaşlık sürecinde problem olur mu diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle biliyorsunuz pandemi döneminden dolayı 2020 yılı içinde ilk yardım çekleri gönderilmişti. Ve o çeklerden itibaren ikinci yardım bekleniyordu ve o yardım da sonunda imzalanmış oldu. Biliyorsunuz yılbaşından birkaç gün öncesinde kongre tarafından geçilen ve başkan Trump tarafından da imzalanmış oldu. Bu pandemi yardımı e, ikinci gönderilecek olan çekler ise e, 600 dolar miktarında gönderilecek. E, şu an için büyük bir ihtimalle çok yakında e, kişiler, vatandaşlar e, ya da Amerika'da yaşayan kişiler e, bu çekleri almaya başlayacaklar. Tabii bu arada biliyorsunuz e, işte bu çekin miktarının çok az olduğu, aslında 2000 dolar olması gerektiği noktasında konuşmalar da dönüyor. Dolayısıyla eğer bu noktada bir değişiklik olursa 600 dolardan 2000 dolara çıkarsa tabii ki bu gönderilmeye başlanacak kişilere o miktar. Ama şu an itibariyle imzalanan duruma baktığımızda 600 dolar yardım kişilere gidiyor olacak. Şimdi e, burada iki önemli durum var aslında. Tabi takipçimizin sorduğu soru üzerine o noktayı da belirteceğim. Tabii ki takipçimizin burada bilmek istediği durum bu imzalanan koronavirüs yardımını alacak kişiler, green card sahibi olan kişiler herhangi bir şekilde vatandaşlık sürecinde problem yaşar mı diye soruyor. Green card sahiplerinin pandemi yardımından faydalanması onların vatandaşlık görüşülmesi ya da vatandaşlık başvurularını etkilemez olumsuz bir yönde. Daha doğrusu sadece green card sahipleri değil diğer göçmen olanlarında hatta green card'a sahip olmayan kişilerinde hatta green card'a gidecek olan göçmenlerinde yardım paketinden faydalanıyor olması onların green card almasına da engel değil. Çünkü bu pandemi sürecinde verilen bu yardımlar public charge kuralına tabi değil. Pandemiden dolayı yapılan bu yardımlar sizi o kurala tabi yapmaz. Dolayısıyla sizin yeşil karta geçmeniz engel değil. Yeşil kart sahiplerine de green card sahiplerine de vatandaşlığa geçmelerine engel olmayan bir durumdur diyebiliriz. Bir de tabii ki bu takip takipçimizin sorduğu e, soruya cevap verdikten sonra şu an geçen yardım ile ilgili, göçmen aileler ile ilgili önemli bir nokta var. O da şu. Bir önceki çek yardımında, pandemi yardımında eğer kişiler bir ailenin içinde diyelim Amerikan vatandaşı var ama eşi yeşil kart sahibi değilse maalesef onlar bu yardımdan faydalanamadılar. İlk başta gönderilen yardımdan ama şimdiki çekte bu değiştirildi. Dolayısıyla eğer göçmen ailelerin içinde en az bir çalışan varsa, vergi ödeyen varsa o zaman e, vatandaş da green card sahibi ise o de bu yardımdan faydalanabilecek. Dolayısıyla diyelim siz Amerika vatandaşısınız ve eşinizin daha green card'ı yok. Bu ikinci çek yardımdan faydalanabileceksiniz. Bu noktada herhangi bir engel olmayacak. Dolayısıyla bu önemli bir nokta. E hatta bir önceki yardımda da alamadıysanız eğer bundan dolayı o yardımın da gönderilme durumu olacak. Dolayısıyla bu göçmen aileleri için önemli bir yardım paketi haline dönüyor gözüküyor. O açıdan bunu da dikkate almak lazım. Eğer ilk yardımdan faydalanamadıysanız bu sebepten dolayı şu anki yardımdan faydalanma durumunuz çok mümkün ve yüksek olacak deyip güzel haberi sizlerle takipçilerimizle paylaşmış olalım.